Evet yeni bir televizyon incelemesiyle daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Televizyon satın alırken gerçekten zorlandığımızın farkındayız. Çünkü tasarım olsun, fiyatı olsun, işlemcisi, yapay zeka var mı yok mu, bana hangi özellikleri sunuyor birçok kriter var değil mi? Aslında bir televizyon almadan önce burada YouTube'daki izlediğiniz videolar sizlere epey bir yardımcı oluyor. Eğer arkamda görmüş olduğunuz bu model yani Philips 65 Plus 8909 modelini almaya karar verdiyseniz bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü ben fiyatı görünce şaşırdım, televizyonu görünce şaşırdım, notları aldım ve şimdi karşınızdayım. Sözü daha fazla uzatmadan güzel bir müzik eşliğinde bu televizyonu görelim. Daha sonrasında buradayız. <laughs> Evet güzel bir müzik eşliğinde bu televizyonu gördünüz. Bana soracak olursanız tasarım gerçekten çok şık duruyor. Çünkü 65 inçlik bu model belki şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi size biraz küçük gelebilir. Ancak kendi evimde de bir 65 inçlik televizyon var ve gerçekten büyük bir çerçeveye sahip olduğunu ve izlediğim dizi, film, içeriye tamamen gömüldüğümü sizlere söylemek istiyorum. Yani günün sonunda 65 inçlik bu model eviniz için ideal bir seçim. Tabii siz 50, 55, 65 ve 75 inçlik modelleri de tercih edebilirsiniz. Sizler için açıklama kısmında güvenilir bir linki bırakıyor olacağım. Şimdi bu televizyonun bence en büyük alameti farkası Ambilight özelliğiyle birlikte geliyor olması. Ambilight televizyonun ekranında görmüş olduğunuz renklerin direkt olarak arka taraftan yansıtılıyor olması. Yani içerisindeki ledler hangi parlaklığı hangi rengi veriyorsa arka tarafta bulunan üç tarafta Ambilight sistemi direkt olarak duvarınıza bir renk katabiliyor ve bunları uyumlu bir şekilde yapabiliyor. Tabii çoğumuzun merak ettiği konu bu televizyon ne kadar? Ben 65 inçlik bu televizyonu satın almak istersem şu anda 40 bin liralık bir fiyat etiketiyle karşılaşıyorum arkadaşlar. 40 bin lira bana bu segmentte, bu sektörde ucuz geldi. Bu özelliklere göre. Çünkü başka televizyon markalarına da bakıyorum. Aynı hızda, aynı kalitede ekran yapısı olsun. Tazeleme hızı ve işlemcisiyle bu özelliklerin olduğu televizyonlar 55 bin, 60 bin lira civarında da satılıyor. Birçok markada bunu gördüm. Ancak 40 bin lira olması bu televizyonun daha da alınabilir hale getiriyor kendisini. Şimdi televizyon kutudan çıkar çıkmaz direkt olarak bir jelatinle kaplı geliyor arkadaşlar. Sağ ve sol tarafında da korumalar var. Hatta çerçevelerin üzerinde de jelatinler var. Direkt olarak bu jelatinleri çıkardıktan sonra aslında kurulum bitiyor ve kutudan bir adet de kumandamız çıkıyor. Bu kumandayı da şöyle sizler için netliyorum. Detaylar kısmına da koyarım. Bu televizyon içerisinde Titan OS dediğimiz yeni bir işletim sistemi var. İlk olarak 9 ay önce İspanya'da bu işletim sistemi sergilenmişti ve artık Türkiye'de de kullanabiliyoruz. Titan OS işletim sistemini deneyimlediğim esnada, bakın 2-3 gündür bu televizyon Kullanıyorum arkadaşlar. Çok fazla test cihazı deneyimlediğim için hani böyle bir ay, iki ay boyunca maalesef ki deneyimleyemiyorum. Ancak bu 2-3 günlük süre zarfında, Airton OS'in inanılmaz hızlı olduğunu gördüm. Hem uygulama desteği konusunda hem de üçüncü parti yazılımlarda çok iyi, stabil bir şekilde çalışabiliyor. Hatta sizler için biraz sessiz olacağım. Kumandanın tuşlarından çıkan sesi ve uygulama arasındaki geçişlerini sizlere göstereceğim. <laughs> bu arada kumanda ses çıkarmıyor abi. <laughs> kumanda da yenilenmiş durumda. Bu arada güzel bir kumanda tasarımı var. Şu anda inanılmaz hızlı bir arayüz olduğunu belirtmem gerekiyor. Direkt olarak şu an YouTube'a bastım içerisindeki işlem bizi zaten kendini görmüş olduğunuz gibi belli ediyor. Kumandanın üzerinde çok efektif kullanılmış arkadaşlar. Tam ortada Ambilight tuşunuz var. Bu arada siz Ambilight'i görmüyor olabilirsiniz. Sizler için farklı bir ortam hazırlayacağım. Zaten o zevkin ne anlama geldiğini sizlere ekranda yansıtmış oldum. Kumandanın üzerinde Netflix, Disney+, Plus, YouTube gibi Prime gibi tuşlar var arkadaşlar. Ayrıca sesli komut için Amazon Alexa veya Google Asistan desteğinde kullanabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz bu televizyon 4K çözünürlüğe sahip. Bir önceki nesle göre 120 Hz'den 140 tarzı çıkarılmış bir ekran var. VRR desteğini ve AMD Premium Sync desteğini beraberinde getiriyor. Bu da oyunlarda çok daha iyi bir deneyim sağlıyor. Gamebar'ı açmanız için kaynak tuşuna basılı tutuyorsunuz ve alt kısımda görmüş olduğunuz gibi yenileme hızınızı, Ambilight'ı, ışık dengesini veya renk gamutu gibi detayları görebilmek mümkün ve oyunlara göre, seçtiğiniz oyuna göre farklı oyun profilleri kaydedip oyuna girdiğiniz esnada sizin ayarlarınız geçerli oluyor. Bu konuda Philips'i de tebrik etmek gerekiyor. Şimdi sizlere çekmiş olduğum görüntüleri izletiyorum ve biraz da teknikle Detaylara değinmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz bu model 3.840 x 2.160 piksel çözünürlüğünde Philips P5 Perfect Görüntü Motoru ile birlikte geliyor. Daha derin ayrıntılar, canlı renkler ve akıcı hareketler sunabiliyor. Ayrıca bir önceki modelde olduğu gibi HDR desteği var. Dolby Vision ve HDR10+ formatlarıyla da uyumlu. Bu sayede daha geniş bir renk gamı ve kontrast elde edilebiliyor. Ses desteği konusunda da 40 wattlık bir ses çıkışı var ve Dolby Atmos desteği ile birlikte daha sinematik bir ses deneyimi bu televizyonda yaşayabiliyorsunuz. Ayrıca DTS Play-Fi desteği. Ve Philips'in kablosuz ev sistemiyle uyumlu olması, evinizdeki uyumlu hoparlörlerde de çalışması kablosuz ses deneyimini çok daha iyi bir hale getiriyor. Bağlantı noktalarına baktığımız zaman hemen arka taraftaki giriş ve çıkışları sizlere göstermek istiyorum. Burada kablosuz bir şekilde Wi-Fi bağlanabiliyorsunuz. Bluetooth 5.2 desteği de var ve USB çıkışları da mevcut. Şimdi gelelim biraz da televizyonun arayüzüne. Yani bu televizyonu aldığınız direkt olarak ne yapabilirsiniz? Hatta şöyle güç butonuna basıyorum. Televizyon şu anda kapalı. Bir kez daha güç butonuna bastım. Açılmasını bekliyorum. Yaklaşık 3 saniye, 4, 5 ve 5 saniyede televizyonumuz açılıyor. Bunu da test etmiş olduk. Şimdi ilk olarak girdiğiniz esnada şurada görmüş olduğunuz kısım sizin indirmiş olduğunuz uygulamalar veya yüklü gelen uygulamalar. Ve en başta sizin televizyon izleme yani ulusal kanallara eriştiğiniz bir bölüm var. Tabi buradaki sıralamayı siz değiştirebiliyorsunuz sonradan. Benim PlayStation 5'im şu anda bağlı olduğu için direkt olarak otomatik bir şekilde onu gördü. Netflix, Prime, Disney Plus gibi uygulamalara direkt olarak erişebiliyorum. Şimdi üst tarafa çıktım. Apps kısmı var. Bu kısma girdikten sonra siz dilediğiniz farklı uygulamaları buradan indirebiliyorsunuz. Buradaki arayüzünde hızlı ve stabil çalışını söylemem gerekiyor. Ayarlar kısmına geliyoruz. Bakın burada bir sürü ayarımız var. Siz dilediğiniz gibi ambient sesi, bu arada ses konusunda yapay zeka desteği de var. Bunları dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Çocuk kilidimiz var. Yazılım güncellemeniz var mı? Bunu bir kontrol edin derim. Hemen biz güncellememize bakalım. En son baktığımda yoktu. Bu arada en alt kısımdan yazılım güncellemeniz var mı yok mu bir kontrol edin. Ben şu anda en son sürümdeyim. Uzaktan kumanda bağlayabiliyorsunuz. Resim kısmına geldiğiniz zaman burası çok önemli. Görüntü tarzınızı buradan kişiselleştirebiliyorsunuz. Otomatik görüntü ayarlayabiliyorsunuz ve aşağıda hızlı görüntü ayarları da var. Görüntü temizleme ayarı var mesela. Şu anda parlaklığı azaltıp maksimum bir şekilde sizlere netlik ayarlamak için sunulmuş bir ayar. Bu arada telefonumun ekranını televizyonuma nasıl yansıtacağım derseniz kumandanın sol üst tarafında bir kaynak butonu var. Buna basıyorsunuz. Yukarıdan ekran yansıtmaya geliyorsunuz ve telefonunuzdan ekran yansıtma kısmını bulduktan sonra direkt olarak televizyonunuzla eşleştirebilmek mümkün. Sevgili dostlar, bu televizyon özelinde söylemek istediğim son özellik ise şu: Bu televizyon içerisinde Matter ve control for özelliği var. Bu ne demek? Eğer akıllı ev konseptini benimsiyorsanız, yani evimdeki tüm teknolojik cihazlarım IoT olsun, akıllı olsun diyorsanız, işte bu televizyon bununla uyumlu çalışabiliyor. Mesela diyelim ki evinizdeki ışıklar akıllı ev sistemine bağlı. Bu arkadaşta akıllı ev sistemine entegre edebiliyorsunuz. Bazı cihazlarınızla aynı anda açıp kapatabiliyorsunuz veya ışık şöleni, ışık senkronizasyonu yapabilmek mümkün. Veya ben evime geldim, ben eve geldiğim anda televizyonum da çalışsın gibi bir akıllı özellik yapmak istiyorsanız, yaratmak istiyorsanız işte Philips'in bu modeli buna müsaade ediyor. Evet günün sonunda bu model benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ben fiyatına biraz şaşırdım. Umarım yanlış söylememişimdir fiyatı. Modeli sizler için bir kez daha ekranlarınıza yazıyorum. Belki videonun başına yanlış söylemiş olabilirim. Philips 8909 olarak geçiyor. Evet. Günün sonunda tasarımı, işlemisi ve gerçekten özellikleriyle beni mutlu etmeyi başaran bir model oldu arkadaşlar. Peki siz neler düşünüyorsunuz bu Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.